Hoş geldin file, güle güle naylon poşet. Çok şükür gerçekten fileleri çok özlemiştik ama bir taraftan da bu poşetlerin, naylonların, atıkların dünyamızı kirletmesi artık o hale geldi ki buna bir nokta koymak lazımdı. Çok şükür artık bu konuya devletimiz el attı. Bütün ilgili kamu kuruluşları, belediyeler, herkes bu seferberliğe katıldı. Ve artık bu seferberlikte dünyayı temizleme seferberliği. Gerçekten söylüyorum, artık bıçak kemiğe dayanmıştı. Denizler, okyanuslar, ormanlar, her taraf ama her taraf çöplerle, pet şişelerle, plastik atıklarla öyle bir hale geldi ki artık karar vermek durumundaydık. Yani bir çöplükte mi yaşayacağız ve gelecek nesillerimize de böyle bir miras mı bırakacağız? Yoksa artık buna bir dur deyip yeniden toparlanma, yeniden dünyayı temizleme, dünyamızı bir çöplük haline çeviren, hem de öyle kısa vadeli falan değil, yüzyıllarca sürecek bir çöplük haline çeviren, bu hayatı sözüm ona kolaylaştıran maddelerden kurtulacak mıydık? Ama inanın şu anda gördüğüm manzara o kadar müthiş ki, sıfır atık projesinden bahsediyorum. Sıfır atıkla her birimize düşen görevleri yaptığımızda, ki artık yapmak zorunda olacağız. Çünkü söz gelin markete gidiyorduk, işte istediğimiz kadar poşetler alıyorduk. Hatta bazıları da böyle bir avuç daha fazladan poşet alıp bunu da çöplerde kullanırız diye evlerine götürüyordu. Neden? Çünkü bedavaydı. Dünyayı kirletmek bedava olunca insanlar da hiç düşünmeden kirletiyorlar. Gerçekten düşünmek burada çok önemli. Bu bilinç çok önemli. Bu sıfır atık projesinin en önemli etkinliği de eğitim. Çünkü düşündüğümüz zaman nihayetinde her birimiz iyi insanlarız. Hiç kimse bile bile, anlaya anlaya dünyayı çöplük haline getirmek için bir çaba sarf etmez. Bütün mesele gözden ırak ya da beynimizde bu imaj belirlenmediği zaman düşünmeden dünyayı kirletebiliyoruz. Ama bu kirlilik öyle bir kirlilik ki, gerçekten hani kirlettik de geldi çöpçüler aldı götürdü kurtulduk, değil. Bundan öyle kurtulmak o kadar basit bir şey değil. Şimdi bakın, hepimizin elinde neredeyse yolda yürürken bile bir şişe su var. Ama şişe dediğim şişe cam değil elbette. Pet şişeler. Çünkü hayatımıza girdi, kolay, kullan, at, kullan, at. Şimdi düşünebiliyor musunuz birisini? Yürüyor, aldı bir pet şişe su, aldı, içti. Afiyet olsun, ne kadar güzel. Ne kadar saniyede içti? Bir şişe suyu ne kadar zamanda içerseniz. Bir dakikada içti ve attı. Ne oluyor biliyor musunuz? O suyu içip atan kişinin çocuğunun tam 6 nesil boyunca onlara bunu miras olarak bıraktı. Halbuki sadece bir dakikada tüketti. Ya üretimi? Üretimi de gerçekten son derece zor, pahalı ve dünyayı kirleten bir süreç. Çünkü bunlar petrol ürünleri. Petrol ürünleri, petroller çıkartılacak. Çıkartılırken dünya gerçekten kirletilecek. Daha sonra bu petrol kimya ürünleri işte tesislere gelecek. Pet haline getirilecek. Enerjiler yakılacak. İnsanlar çalışılacak. Bütün ham maddeler, dünyanın kaynakları kullanılacak. Ne için? Ne için? Bir dakikada içip atmamız için mi? Ve geriye kalan 400, 500, 600 sene dünyada kalıcı olarak bu bir dakika içinde içtiğimiz pet şişenin çöp olarak kalmasının hiçbir mantıklı açıklaması olabilir mi? İşte bu sıfır atık projesinin bu bilgilendirme toplantıları için çok seviyorum. Basında, televizyonda, radyoda, gazetede, seminerlerle her ortamda insanlara bu bilinç verilmeye çalışılıyor. Bakın poşetler. Şimdi poşetin amacı nedir? Marketten yaptığımız alışverişi evimize kadar getirmek. Süreç ne kadar? Ne kadar kullandık? 15 dakika, 1 saat. Sonra içine gene çöpleri koyduk, attık gitti. Ama bu attığımız plastikler yeniden çoğu geri dönüşümüne uğramıyor bile. Bunlar bir şekilde doğayı kirletiyor. Artık okyanuslarda inanın o kadar çok plastik madde birikmiş ki 2050 yılında okyanuslardaki ne kadar canlı balık ağırlığı varsa içindeki çöp de o kadar olacak. Ya peki bizden sonraki nesil, 2050'den bahsediyorum, ne yiyecek, ne içecek veya da döndüğünde bizi nasıl anacak? Ne yaptınız diyecekler güzelim dünyaya, böyle uzayın içerisinde yemyeşil masmavi görünen dünyaya ne yaptınız ki siz? Çocuklarınızı, torunlarınızı sadece
milyar milyar milyarca ton plastik çöplerle baş başa bıraktınız. Onları sanmayın ki geri dönüştürmek, yeniden kullanıma almak, o da ayrı bir enerji, o da ayrı bir kullanım, o da ayrı dünyayı başka bir şekilde kirletiyor. Ama en azından orada başlıyor. Yani kullandığımız çöpleri eğer ayrıştırabilirsek, hepsini ayrı ayrı özelliği olan kutulara atarsak, buralardan toplanması ve işlenmesi bir parça daha kolay olacaktır. Ama çözüm bu mudur? Hayır efendim, çözüm bu değil. Çözüm ne biliyor musunuz? Çözüm en az ama en az çöp üretmektir. Çözüm kirletmemektir. Yani fazla fazla çöpü ürettikten sonra ayrıştırmak, onları yeniden kullanıma sokmak elbette önemli. Ama bunun değeri, ikincil bir değeri var. Çünkü dünyayı kirletmemeye karar verdiğimiz andan itibaren her şeyi yargılamaya başlayacağız. Kullandığımız işte kullan at hayat tarzından vazgeçeceğiz. Çünkü kullan dakikalar içerisinde at daha sonraki 6 nesil düşünsün. İnanın hiçbir iyi insanın yapacağı, uygulayacağı, düşüneceği bir şey değil bu. Ama bunun farkına vardığımız andan itibaren şöyle diyoruz. Ah biz ne yapıyoruz? Biz ne yapıyoruz? Sadece bir saat kullanacağız, atacağız dediğimiz şu poşet nesillerimize, çocuklarımıza miras olarak kalan çöpten ibaret. Ey file hoş geldin. Bir kere, iki kere, 10 kere, 100 kere, 1000 kere kullanın. Ama attığınızda da inanın böyle çok kısa süre içerisinde toprağa, doğaya karışıp hiçbir şeyi kirletmeyen file. İçinde tuttuğu malzemeleri hava aldırdığı için bozulmasını engelleyen file hoş geldin. Nerelerde kaldın? Senin o yokluğundaki bu böyle bir 40-50 senede biz dünyayı çöplük haline getirdik. Şimdi her birimiz seferber olduk ki sıfır atıkla nasıl buna bir frene basarız, nasıl durdururuz ve dünyayı bundan sonra nasıl temizleriz diye. Elbette, elbette bu çok önemli kararın hepimiz arkasında durmamız lazım ve hepimiz yaşadığımız ortamda bunu uygulamak zorundayız. Yani bu kamunun, belediyelerin, işte Çevre Bakanlığı'nın sorunu değil. Bu evden başlayan bir çözüm süreci. Yani evlerimizde en az çöpü nasıl üreteceğiz? Evlerimizde ürettiğimiz çöpü hepsini aynı yere fitursuzca değil, plastikleri, plastikle ilgili bir çöpe, camları yine başka bir yere, organik atıkları başka bir yere, tehlikeli atıklar dediğimiz evde çokça üretilen pilleri başka bir yere. Çünkü düşünebiliyor musunuz, bir pil dahi toprağa düştüğünde gerçekten o kadar büyük bir alanı zehirliyor ki çok çok uzun süreler o alanda hiçbir canlının yaşaması mümkün olmuyor. Ama dünyamızın her tarafı pilden geçilmiyor. Şu dediğim gibi sadece bir dakikada tüketip attığımız şişenin dünyada bıraktığı kirlilik o kadar büyük bir hale geldi ki sormayın gitsin. Çoğu zaman da bunu böyle içip de açıp atmıyoruz bile. Buna bir de pipet soktuk. Hayatımızın içerisine bir de pipet girdi. Naylon bir şey girdi. Naylon bir hortumdan içecekleri böyle içmeye gayret ediyoruz. Bu ne doğaya uygun, ne insan sağlığına uygun, ne anatomiye uygun. Ama kim size bir şey sunsa üzerine rengarenk bir plastikten, sağlıksız bir plastikten çocuklarımıza bir şey içiriyoruz. En masum bir içecek bile olsa o masum içeceği plastik bir borunun içerisinden, boyalı, renkli, körüklü, bilmem neli bir boyanın içerisinden geçirip içmeye çalışıyoruz. Çok şükür. Çok şükür ki artık birileri dur dedi. Artık bununla ilgili olarak gerek kamu, gerek halkımız, gerek yöneticilerimiz, herkes bir el birliğiyle bir seferberlik ilan ettik. Biz de bunun ayrılmaz bir parçası ve buna destek olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Neler yapacağız biliyor musunuz? Bir kere az tüketmeye gayret edeceğiz. Yani alışveriş yaptığımızda şuna bakacağız. Bizim buna gerçek anlamda ihtiyacımız var mı? Ya da aldığımız küçücük bir çorabı, küçücük bir atkıyı bu kadar bir kutunun içerisine, bilmem ne kadar ambalajın içerisine saran mağazalara dur diyeceğiz. Dur, aldığım şeye bu kadar büyük ambalaj malzemesi yaparsam ben bunu kullanırken çöpe attığım şeyler dünyayı kirletecek. Dur,
Hepimizin belki cebinde bir bez torba, belki bir file taşıyacağız. Yani ambalaja para vermekten, o ambalaj malzemelerinin dünyayı kirletmesine engel olmak, orada bir dur demek zorundayız hepimiz. Çünkü aldığımız üründen çok daha hacim olarak büyük onun ambalajları, paketleri, naylonları. Onlar gerçekten geri dönüşümü çok da kolay olmayan bir malzemeler. İkinci olarak da evimizde sıfır atıkla ilgili olarak ne yapmamız gerektiğini belirlememiz lazım. İhtiyacımızı, sadece ihtiyacımız olanı alacağız. Çöp üretmemek için elimizden ne geliyorsa kullanacağız. Eğer bir şeye ihtiyacımız varsa da orada miktar olarak az kullanacağız. Yani söz gelimi evimizi temizlemek için kimyasal ürünler bir sürü alıyoruz. Onların dışı da ambalajı da içi de her şeyi dünyayı kirletiyor. Ama bırakamıyorum. Ama işte bunu kullanmak durumundayım diyorsanız en azından az kullanacaksınız. Yani her şeyi, ekmeği tüketeceğiniz kadar alacaksınız. Yiyecekleri çöpe atmayacağınız kadar alacaksınız. Aldığınız yiyeceğin yumurtayı yiyecekseniz kabuğunu da çöpe atmayacaksınız. Onu da öğütüp çiçeklere vereceksiniz. Kahveyi içecekseniz telvesini çöpe atmayacaksınız. Onun da işe yaradığı bir sürü şey vardır. Belki yüzünüzü peeling yapacaksınız. Aslında yıllardır anlatmış olduğumuz ekolojik yaşam, evdeki ürünleri değerlendirme, kimyasallardan ari bir yaşam şekli de sıfır atık projesiyle çok örtüşen bir şey. Düşünebiliyor musunuz? Elmayı yiyoruz, kabuğunu atmıyoruz, onunla da sirke yapıyoruz. İşte sıfır atık bu. Çıktı mı herhangi bir şekilde atık değil. Sonuna kadar değerlendirebiliyoruz. İşte demin dediğim gibi yumurtayı yiyip kabuğunu da atmıyoruz. Ya da herhangi bir çekirdekli bir gıda yediğimizde o çekirdekleri dahi çöpe atmıyoruz. Doğaya bir katkı olsun diye dikiyoruz, üretiyoruz, yetiştiriyoruz. Evde sirkeyle, karbonatla, herhangi bir kimyasal kullanmadan temizlik ürünleri yapabiliyoruz. Onların atıkları dahi doğada kullanılabilecek düzeyde temiz olabiliyor. Yani sıfır atık aslında neyi gerektiriyor biliyor musunuz? Bir sıfır atık eğer projesini uygulayacak olursanız dünyayı kirletmemekle kalmıyoruz. Evimizi de kirletmiyoruz. Kesemize bereket geliyor adeta. Çünkü sadece ihtiyacımız olanları alıyoruz. Aldığımızı da sonuna kadar değerlendirebiliyoruz. Yani kullan at mantığından çıkıyoruz. Bu sadece bizde böyle değil. Bütün dünyada böyle. Artık dünyanın ekonomik gidişinde, dünyanın kaynaklarının verimli kullanılması adına herkesin bir parça her yerde dikkat etmesi lazımdır. Yani çocuğumuz kalemi aldı, bir kağıdın üzerine küçücük bir şey çizdi, yırtıp atıyor onu. Aile olarak onlara göstermemiz lazım ki bunlarla ilgili şeylerin ağaçlardan geldiğini, ağaçlardan kağıt yapıldığını, onların da birer canlı olduğunu, onların da dünyamızın nefes alması için şart olduğunu anlatmamız lazım. Her şeyde, her kalemde gerçekten bir parça dikkat edersek hem çok sağlıklı olacağız, hem gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakacağız. Çünkü inanın bunun sorumluluğu çok büyük. Çünkü dünyanın bu batmasında, dünyanın bu kadar kirlenmesinde sadece şu anda biz yaşayan neslin katkısıyla bu oldu. Geçmişte böyle bir şey yoktu. Geçmişte bu plastik maddeler yoktu. Dünya gerçekten daha temizdi. Hani hiçbir şekilde kimyasal maddeler, zehirler, plastikler, atıklar yoktu. Belki bundan sonra biz bunun frenine bastıktan sonra belki çocuklarımız, torunlarımız dünyayı bir parça yaşanır hale getirecek. Ama burada suçlu olan biziz. Ama hepimize düşen bir şeyler var. Gerçekten küçücük dikkatlerle, küçücük alışkanlıklarımızı değiştirerek her şeyi atmadan önce, gerçekten hatta bırakın atmadan önce, almadan önce bir yüz yüze gelelim. Buna gerçekten ihtiyacımız var mı diyelim. Şimdi bu pet şişeler olmadan dünya nasıldı biliyor musunuz? Ben hatırlıyorum. Yani mahallelerde, her yerlerde çeşmeler vardı. Giderdi insanlar oradan su içerdi. Oradan o mahalledeki canlılar, hayvanlar su içerdi. Yani su kaynaklarını biz genele yaymıştık. Böyle plastik, zararlı plastiklerin içerisine koyup satmıyorduk. Her dakika milyonlarca pet şişe insanların hayatına giriyor. Şu programdan aklınızda kalacak bir tek şey istiyorum. Bir tek şey istiyorum. O bile inanın çok büyük bir fark yaratacak. Dünyayı en çok kirleten bu pet şişelerden kurtulmak için, sürekli buna para vermemek adına ne olursunuz bunları kullanmayın. Ne yapın biliyor musunuz? Mataralar var.
Çelik mataralar var. O çelik mataralardan hani çocuğunuzun beslenmesine de eskiden koyardık ya, ya da şimdi de koyuyoruz. Onlardan alın. Eğer elinizde suyla yaşamaya alıştıysanız bu plastiklerden kurtulun. Ona o bakımdan her gün günde kaç tane pet şişeyi çöpe attığınızı ve pet şişeden su içtiğinizi unutmayın. Şu anlattığım bu bölümün bir tek ana fikri şu olsun. Ne olur gidin ilk fırsatta bir çelik matara alın. Su ihtiyacınızı çelik mataradan karşılayın. Bu pet şişeleri bir an önce hayatımızdan çıkartmazsak gerçekten dünya bizim için de gelecek nesiller içerisinde yaşanır bir hal olmaktan çıkacak. Yeniden söylüyorum. Hoş geldin Filip.